Gaybın Son Elçisi 4. Bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizin Hazreti Ali'yi yanına alması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 36 yaşına geldiğinde Mekke'de çok büyük bir kuraklık meydana gelmişti. Aylarca yağmur yağmamıştı. Bütün varlıklar suya hasretti. Her şey kurumuş, topraktan ürün elde edememişlerdi. Mekke halkı ciddi bir geçim sıkıntısı çekiyordu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip, bu sıkıntıyı en fazla hissedenlerdendi. Aile fertlerinin kalabalık oluşu ve maddi imkansızlıkları onun belini büküyordu. Peygamberimiz dedesinin vefatından sonra amcasının yanında büyüdü. Her türlü ihtiyacının karşılanmasında fedakarlıktan kaçınmayan amcasına yardım etmeliydi. Şimdi vefalı olma zamanıydı. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Hazreti Abbas'la yeğeni Cafer'i yanına alarak Ebu Talib'in üzerinden bir miktar yükü hafiflettiler. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi 4-5 yaşlarında bir çocukken yanına alması, öz evladı gibi yetiştirmesi Hazreti Ali için çok büyük bir şerefti. Onun küçük yaşlarından itibaren Peygamberimizin yanında olması Hazreti Ali'nin yaptığı her şeyi istekle ve gönülden yapmasının sebebiydi. 8-10 yaşlarında Müslüman olma şerefine ermiş ve namaz kılma mutluluğunu yaşamıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye, "Sen bendensin, ben de sendenim. Sen bana bağlısın, ben de sana bağlıyım." diyerek onun kendisinden ayrılmaz bir parça olduğunu ifade etmiştir. Hazreti Ali, Peygamberimizin mübarek soyunun devamını sağlayacak kutlu bir insan olacaktı. En önemli özelliklerinden birisi de cennetle müjdelenmesiydi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım işaretler alması. Ümitsizlik, karamsarlık ve kurtarıcı beklentisi günden güne artmaya devam ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 38 yaşına geldiğinde bir takım ışıklar görmeye, sesler duymaya başladı. O zaman bunların ne manaya geldiğini anlayamamıştı fakat bunların bir şeylere işaret olduğunu anlamada gecikmemişti. Efendimiz'e maddi manevi desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen fedakar eşi Hazreti Hatice validemize işaretlerden bahsediyordu. Çocukluğundan beri olağanüstü haller yaşadığı için şimdi yaşadıkları da kendisi ve yakın çevresini çok fazla şaşırtmıyordu. Peygamberimizin aleyhisselam bu durumu tam bir sene devam etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 39 yaşına girdiğinde de sadık rüyalar görmeye başladı. Uykusunda gördüğü şeyler uyanıkken aynı çıkmaya başladı. Bu hali de 6 ay kadar sürdü. Bunlarla Rabbimiz peygamberimizi büyük bir göreve hazırlıyordu. Hazreti Muhammed aleyhisselam hem tefekkür etmek hem de cahiliye kötülüklerinden uzak durmak için Hira Dağı'na çıkıyor, Mekke ve insanlığın akıbetini düşünüyordu. Orada kaldığı süre içerisinde Allah'ı anıyor, tefekkürle ve ibadetle vakit geçiriyordu. Mekke'de son zamanlarda insani değerler o kadar değişmişti ki insanın karamsar olmaması mümkün değildi. Zulüm, işkence ve adaletsizlik Mekke'de hayatı tamamen zorlaştırıyordu. Mekke'ye 5 kilometre uzaklıktaki bu koca dağ kainatın efendisine ev sahipliği yapıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin yanına ancak zeytinyağı, kuruturmuş ekmek ve su gibi şeyleri almak için iniyordu. Zaman zaman da bu ihtiyaçları vefakar ve fedakar eşi Hazreti Hatice peygamberimize götürüyordu. Hazreti Muhammed aleyhisselam Hira mağarasında kalırken kendi kendine şunları düşünüyordu. Niçin yaratıldığımızı, kainatın ne için yaratıldığını, insanların nasıl yaşaması gerektiğini düşünüyor, soruyor ve bunların cevaplarını bulmaya çalışıyordu. Peygamberimiz yaşadıkları her durumu vefakar annemiz Hazreti Hatice'ye anlatıyor, ondan moral buluyor, insanlığın durumunu istişare ediyordu. Bu işaretlerin boş olmadığını, Rabbimizin önemli bir göreve hazırladığını biliyordu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı görmesi. Peygamberimiz Hira'da Hazreti İbrahim'e gelen Hanif dinine göre ibadetlerini yapıyor, dua ve tefekkürle meşgul oluyordu. Günlerini insanlardan uzak bir şekilde geçirirken karşısında birdenbire bir zat belirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir anda karşısına çıkan insandan korktu. Çünkü kolay kolay buraya kimse gelmezdi. Aklından birçok soru geçti. Ne istiyordu kendisinden? Acaba kendisine zarar mı verecekti? Yoksa bir şey mi anlatmak istiyordu? Buraya nasıl gelmişti? İşin açığı zarar verecek birisine de benzemiyordu. Birçok soruya cevap arayan peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hitaben konuştu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'ın elçisisin diye seslendi. Allah Resulü bu söze ürperdi. Heyecanlandı ve iki dizi üzerine çöktü. Ömründe ilk defa böyle bir şey duyuyordu. Çok korkmuştu. Ne yapacağını bilememenin şaşkınlığı vardı üzerinde. Bir an önce evine dönmesi gerektiğini düşündü. Korku ve heyecan onun hızlıca evine gitmesinin iyi olacağını düşündürüyordu. Hemen Hazreti Hatice'nin yanına dönmeli,
ve istişarede bulunmalıydı. Endişe ve heyecanla evine dönerken dağın ortasına geldiğinde gökten bir ses işitti. Başını yukarı çevirip baktığı zaman Cebrail'i insan şeklinde gördü. Şöyle diyordu Cebrail aleyhisselam. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im. Peygamberimiz aleyhisselam orada durakladı ve Cebrail'e baka kaldı. Hareket edemiyordu. Cebrail aleyhisselam kayboluncaya kadar öylece kala kaldı. Kainatın efendisi aleyhisselam olanlara bir mana verememenin şaşkınlığı içerisindeydi. Bu duygularla evine yaklaşırken yolda görmediği varlıkların sesleri, selam sana ey Allah'ın Resulü dediklerini duyuyor fakat kimseleri göremiyordu. Kainatın efendisine seslenen ağaçlar ve taşlardan başkası değildi. Vahyin ilk tebliği. Ramazan ayının 17. günüydü. Günlerden pazartesiydi. Hira mağarasının sessizliği içerisinde vakit seher vaktiydi. Kainatta en önemli hadiseye ev sahipliği yapacak olan Hira mağarası dile gelseydi heyecanını ifade eden aciz kalırdı. Böyle bir zamanda vahiy meleği insan suretinde peygamberimizin karşısındaydı. Etraf kokuların en güzeline bürünmüştü. Bu ıssızlık içerisinde Efendimiz de ürperti ve heyecan meydana gelmişti. Gelen Cebrail aleyhisselam idi. Efendimiz'e oku dedi. Peygamberimiz ben okuma bilmem dedi. O zaman Cebrail peygamberimizi tutup takati kesilinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı ve oku dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyleri tekrarladı. Cebrail aleyhisselam yine peygamberimizi takati kesilinceye kadar sıktı, sonra bıraktı ve oku dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam peygamberimizi tekrar tutup sıktıktan sonra bıraktı ve oku. Her şeyi yaratan Rabbinin ismiyle, insanı yapışkan bir hücreden yaratan oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir dedi. Alak suresi 1 ile 5. ayetler arası. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine öğretilen ayetleri iyice belledikten sonra müthiş bir heyecan içerisinde evine döndü. Başından geçenleri kıymetli eşi Hazreti Hatice'ye radıyallahu anh'a anlattı. O da peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir görev ile gönderildiğini anlamış ve kocasına her türlü desteği vereceğini ifade etmişti. Yaptığı ilk iş peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyar bir bilge olan amcasının oğluna götürmek oldu. Varaka bin Nefel'e gidiş. Hazreti Hatice radıyallahu anha gün görmüş hayatın her türlü gidişatını iyi bilen bir insandı. Neyi, kime ve ne zaman danışacağını çok iyi bilirdi. Peygamberimizi yanına alarak amcasının oğlu Varaka bin Nefel'e götürdü. Varaka, cahiliye devrinde Hristiyanlığı kabul etmiş, Tevrat ve İncil'i çok iyi bilenlerle beraber olmuş, onlardan birçok bilgiye sahip olmuştu. Ayrıca İbranice yazı yazmayı bilir, İncil'den bir şeyler yazardı. Özellikle yaşının ilerlemesine bağlı olarak gözleri görmez olmuştu. Hazreti Hatice ona, ''Ey amcamın oğlu, dinle bak, kardeşinin oğlu ne söylüyor?'' dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başından geçenleri Varaka'ya da anlattı. Bunun üzerine Varaka, ''Kuddüs, Kuddüs, bu gördün.'' Rabbimizin Hazreti Musa'ya indirdiği Ruhul Kudüs, Namus-u Ekber'dir, yani vahiy meleği Cebrail'dir aleyhisselam. Ah ne olurdu, yeni dine halkı davet edeceğin günlerinde genç olsaydım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlar beni bu beldeden çıkaracaklar mı diye sordular. Varaka, evet çünkü senin gibi bir şey getirmiş, vahiy tebliğ etmiş de düşmanlığa uğramamış hiçbir kimse yoktur. Eğer senin davet günlerine yetişirsem, sana bütün gücümle yardım ederdim dedi. Vahyin bir müddet kesilmesi. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem verilen peygamberlik görevi onda büyük bir sevinç meydana getirdi. Bir zaman sonra vahyin 40 gün kadar kesilmesi ise peygamberimizde derin bir üzüntüye sevk etti. Üzüntüsünden dağ başlarında ölmeyi istemesi üzerine Cebrail aleyhisselam zaman zaman görünür ve ''Ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün'' der ve kainatın efendisinin üzüntüsünü yatıştırırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüsünden dolayı Kabe'nin yanında yatıyordu. Kendi kendini içten içe yiyip bitiriyordu. 40 günlük bir kesintiden sonra vahiy hiç kesilmeden peygamberimizin vefatına kadar devam etti. Vahyin kesilmesinde Rabbimizin bilip peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bilemediği birçok hikmet olsa gerek. Bazı İslam alimleri kısaca şu görüşleri ileriye sürmüşlerdir. 1. İlk vahiy karşısında çok fazlasıyla heyecan duyan Allah Resulü'nü rahatlatmak ve ruhunu vahiye alıştırmak. 2. Peygamberimizi çile ve ıstıraplara daha fazla alıştırmak. 3. Vahiy daha fazla arzu etmesini sağlamak. İnen ayetlerin peygamberimize ezberletilmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ilk geldiği zamanlar Cebrail'in aleyhisselam okuduğu ayetleri ezberleyebilmek için telaşlanırdı. Onları hafızasında tutabilmek için
Cebrail ile tekrarlamaya çalışırdı. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Kıyamet Suresinin 16-19. Ayetler arasında şöyle buyuruyor. Sana indirilen ayetleri Cebrail aleyhisselam okuyup bitirmeden ezberleyeyim diye dilini kıpırdatıp durma. Onu ezberletip okutmak bize aittir. Biz onu sana okuduğumuz zaman sadece dinle, sonra onu anlatmak yine bize düşer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra inen ayetleri sadece dinlerdi. Böylece ilahi mesajı önce kalbine ve ruhuna sindirirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmi, yani okuma yazma bilmeyen bir insandı. Yaşadığı toplumda sözlü edebiyat, yani söz sanatlarını kullanma ve şiir çok gelişmişti. Okuma ve yazmayı bilen insanların sayısı da oldukça azdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer okuma yazmayı bilseydi, bu kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i sen yazdın diyebilirlerdi. Okuma yazma bilmeden getirdiği bu mübarek Kur'an'ın bir benzerinin getirilememesi en büyük mucizedir. İslam'la ilk şereflenen kutlu insanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlattığı ilk insanlar çok güvendiği ve yakından tanıdığı insanlardı. Sahabe efendilerimiz sır tutan, fedakarlıktan kaçınmayan, inandıkları dava uğruna canlarını ve mallarını tereddütsüz verebilen civamet insanlardı. Kutlular halkasını oluşturan şerefli insanlar şu isimlerden oluşmaktaydı. İlk Müslümanlar ve kısaca hayatları. Hanımlardan Hazreti Hatice radıyallahu anha. Hazreti Hatice radıyallahu anha çok iffetli bir hanımdı. İslamiyet'ten önce bile Tahire lakabıyla anılmaktaydı. Miladi 556 yılında Mekke'de doğdu. Soyu dedelerinden Kusay'da peygamberimizin soyu ile birleşmektedir. Kübra sıfatını sevgili peygamberimizin en büyük hanımı olması sebebiyle almıştır. Peygamberimizle evlenmeden önce iki evlilik yapan Hazreti Hatice radıyallahu anha ilk evliliğini Ebu Hale Hint bin Nebbaş bin Zurare et Temimi ile yapmıştır. Bu evlilikten bir oğlu bir de kızı olmuş oğlu Hint peygamberimizin terbiyesine yetişmiştir. Hazreti Hint Efendimiz'den sonra da Şemail-i Şerif ile ilgili rivayetlerde bulunmuştur. Hazreti Hatice ilk kocası ölünce Atik yani Uteyyik bin Abid el-Mahzumi ile evlendi. Ondan da Hint adında bir kızı oldu. İkinci kocası da ölünce Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları soylu, güzel ve zengin oluşu sebebiyle kendisiyle evlenmek istediler ancak Hazreti Hatice radıyallahu anha bu tekliflerin hiçbirini kabul etmedi. Güvenli bulduğu kimselerle ticaret ortaklığı yapıyordu. Tanıdıklarının tavsiyesi üzerine çevresinde üstün ahlak sahibi ve güvenilir bir genç olarak bilinen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ortaklık anlaşması yaptı. Kölesi Meysere'yi de hizmetine vererek Şam'a gitmesini istedi. Dönüşte başarılı bir tüccar, dürüst ve doğru sözlü bir insan olduğunu gördüğü, Meysere'den ahlakı ve davranışları hakkında bilgi aldığı, bütün bu özellikleri sebebiyle kendisine hayran kaldığı, Hazreti Muhammed'e o günkü adetlerin aksine evlenme teklif etti. Efendiler Efendisi de bu evliliği kabul etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice'nin radıyallahu anha ilk çocukları Kasım olup 2 yaşına kadar yaşadı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebul Kasım künyesini onun adından almıştır. En büyük kızı Zeynep'tir. Daha sonra Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma doğdu. Çocuklarından Abdullah peygamberlikten önce vefat etti. Peygamberlik gelmeden önce Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şehirden uzakta özellikle Hira'da tefekkür yoluyla ibadet ettiği günlerde Hazreti Hatice onunla hep meşgul olmuş, eve dönmesi geciktiği zaman hizmetkarları vasıtasıyla ona ulaşmıştır. Hazreti Hatice'nin Resulullah'ın hayatındaki en önemli rollerinden biri peygamberlik geldiği zaman kendisine herkesten önce iman etmesi ve onu bütün varlığıyla desteklemesidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına ulaştığında Hira'da bulunduğu 610 yılı Ramazan ayında vahiy meleği Cebrail aleyhisselam kendisine gelerek Allah'ın oku emrini ulaştırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise üzerine korku ve heyecanla Hira'yı terk ederek evine geldi. Eşi Hazreti Hatice'den üstünün örtülmesini istedi. Bir süre sakinleştikten sonra kalktı ve başından geçenleri eşine anlattı. Hazreti Hatice bunların kötü bir şey olamayacağını, zira onun akrabayı gözeten, ihtiyaç sahiplerine yardım eden ve misafirlere ikramda bulunan bir kişi olduğunu söyleyerek onu teselli etti. Gerçekten de Hazreti Hatice'nin radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatında çok önemli bir rolü vardı. Peygamberlik geldiği zaman kendisine herkesten önce iman etmesi ve onu maddi manevi bütün varlığıyla desteklemesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy almasından sonra nazil olan "Ey elbisesine bürüyen peygamber, kalk ve korkut. Rabbini yücelt, elbiseni temiz tut, azaba sebep olan şeyleri terk et, terkte sebat et" Müddessir suresi 1-5. Ayetleriyle
artık ilahi tebliğin insanlara ulaştırılma zamanının geldiğini anladı. Bunun üzerine başta Hazreti Hatice radıyallahu anh'a olmak üzere ailesini peygamberliğini tasdike çağırdı. Bu sürecin başlangıcında ilk önce sevgili peygamberimizin eşi Hazreti Hatice radıyallahu anh'a Müslüman oldu. İlk başta gizli bir şekilde devam eden bu davetin yaklaşık 3-4 yıl sürdüğü rivayet edilir. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a bu andan itibaren müşriklerin zulmü ve haksızlığı karşısında Resulullah'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Mekkeli müşrikler Şibu Ebu Talip de Müslümanları muhasara altına aldığında kendisi de peygamberimizle birlikte 2-3 yıl boyunca yıpratıcı boykota göğüs gerdi. Hazreti Hatice bu sıkıntılı süreçte sahip olduğu bütün servetini onun sallallahu aleyhi ve sellem davası uğrunda harcadı. Müminlerin annesi Hazreti Hatice radıyallahu anha peygamberimiz ile yaklaşık 25 yıl mutlu bir evlilik yaşadı. Ebu Talib'in vefatından 3 gün gibi kısa bir zaman sonra Efendimizin pâk zevcesi Hazreti Hatice de 65 yaşındayken fani dünyadan ebedi aleme göç etti. Hicretten 3 yıl önce Ramazan'ın 10'uydu, 19 Nisan 620. Mekke'deki Hacun kabristanına defnedildi. Allah Resulü bu duruma çok üzüldü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'yi hayatı boyunca hep hayırla yad etmiştir. Nihayet kendisini can siperhane destekleyen amcası Ebu Talib'i de kaybetmişti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu iki kayıp sebebiyle çok üzüldüğü için bu yıl Müslümanlar tarafından hüzün yılı olarak isimlendirilmiştir. Gerçekten de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sene eşini kaybetmekle hayat arkadaşından ve en büyük manevi desteğinden mahrum kalmıştır. Amcası Ebu Talib'in ölümüyle de Mekke müşriklerine karşı kendisini koruyan en büyük hamisini yitirmiştir. Nitekim düşmanları onun ölümünden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşı daha cüretkar, daha küstahça saldırmaya başlamışlardır. Hür erkeklerden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh fil vakasından 3 yıl sonra Mekke'de doğdu. Annesi Ümmül Hayr Selma binti Sahır. Mekke döneminde Peygamberimizin Erkam bin Ebu Erkam'ın evinde bulunduğu sırada İslam'ı kabul etti. Babası Ebu Kuhafe Mekke fethinden hemen sonra oğlu Hazreti Ebu Bekir'in aracılığıyla Müslüman oldu. Anne ve babasının mensup olduğu Teym kabilesinin soyu Mürebin Kaap'ta Peygamberimizin soyuyla birleşir. Elbise ve kumaş ticaretiyle meşgul olduğu, İslamiyet'i kabul ettiği sırada 40 bin dirhem sermayesi bulunduğu, ticaret kervanıyla Suriye ve Yemen'e seyahat ettiği, sakin, yumuşak huylu, akıllı, olgun, itibarlı, kendi halinde ve zamanının zenginlerinden olduğu bilinmektedir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşlarındayken katıldığı Suriye ticaret kervanında onun da bulunduğu rivayet edilmektedir. Onun bu durumu Mekke'de ekonomik olarak iyi bir durumda olduğunu göstermektedir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberlikten önce de peygamberimizin yakın arkadaşıydı. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu haber alınca hemen yanına gitti ve onun anlattıklarını dinledi ve tereddüt etmeden İslamiyet'i kabul etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun üstünlüğünden söz ederken kendisini herkesin yalanladığı bir sırada Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh inandığını ve İslamiyet için her şeyini feda ettiğini söylerdi. Mekke döneminde İslamiyet'in yayılmasında Hazreti Ebu Bekir'in Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olmasının büyük tesiri vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelileri İslamiyet'e gizlice davet ettiği sıralarda Kureyş'in ileri gelenlerinden birçok kimse onun vasıtasıyla Müslüman olmuştur. Bunlar arasında başta Aşere-i Mübeşşere'den Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebu Vakkas, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf ve Ebu Ubeyde bin Cerrah olmak üzere Osman bin Maz'un, Abdullah bin Mes'ud, Ebu Seleme el-Mahzumi, Halid bin Said bin As, Ubeyde bin Haris, Habbab bin Eret, Erkam bin Ebul Erkam, Bilal Habeşi, Süheyb-i Rumi radıyallahu anhum gibi önemli isimler bulunmaktadır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Mekke döneminde Kureyşli müşriklerin ağır işkencelerine maruz kalan Müslüman kölelerle erkek, kadın, zayıf ve güçsüz pek çok kimseyi efendilerine büyük paralar ödeyerek satın alıp hürriyetlerine kavuşturmuştur. Kurtardığı bu sahabeler arasında Bilal Habeşi, annesi Hamame, Amir bin Füheyre, Übeys, Ümmü Übeys, Ebu Fükeyhe, Zinnire, Nehdiye ve Lübeyne sayılabilir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelen insanları İslamiyet'e davet ederken nesep ilmini iyi bilen Hazreti Ebu Bekir onun yanında bulunarak çeşitli kabile mensuplarıyla kolayca dostluk kurmasında kendisine yardımcı oluyordu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 5. yılında Kureyşlilerin Müslümanlara işkenceyi artırması ve özellikle kendisinin yüksek sesle Kur'an okumasına engel olmaları üzerine dayısının oğlu Haris bin Halid ile
Habeşistan'a gitmek üzere Mekke'den ayrıldı. Yolda karşılaştığı dostu İbn-i Dugun'la Kureyşlilerle konuşarak dinini kimseye açıklamaması şartıyla onun Mekke'de kalmasını sağladı. Hazreti Ebu Bekir gizlice ibadet etmeye ve Kur'an'ı sessiz okumaya uzun süre dayanamayıp Kureyşlilerle yaptığı anlaşmayı bozdu. Bunun üzerine İbn-i Dugun'la artık kendisini himaye edemeyeceğini bildirdi. Etmeyeceğini bildirince Hazreti Ebu Bekir sadece Allah'ın himayesine sığındığını söyleyerek Mekke'de oturmaya devam etti. Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Hazreti Ebu Bekir de hicret için Peygamberimizden izin istedi. Resulullah ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyleyince Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte hicret etme şerefine nail olacağını anlayarak hazırlık yapmaya başladı. Böylece Peygamberimiz aleyhisselam ile hicret etme şerefine nail olmuştur. Medine'de ise evinde misafir olduğu Harice bin Zeyd ile arasında kardeşlik bağı kuruldu. Harice bin Zeyd'in servetini kendisiyle paylaşma teklifini kabul etmeyip hicret ederken yanına aldığı paradan arta kalan 5000 dirhemle Medine'de ticarete başladı. Fakat şehrin havası sağlığına iyi gelmedi ve sıtmaya yakalandı. Oğlu Abdullah'a mektup yazarak Mekke'de kalan ailesini Medine'ye getirmesini istedi. Abdullah da kız kardeşleri Esma ve Ayşe ile annesi Ümmü Urman, Hazreti Peygamber'in hanımı Sevde ile kızları Fatıma ve Ümmü Gülsüm'le birlikte Medine'ye hicret etti. Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamberimizin aleyhisselam en yakın dostu ve yardımcısıydı. Peygamberimizi en iyi anlayan o idi. Peygamberimizden sonra ilk halife olma şerefine nail olmuştur. Peygamberimizin aleyhisselam 8 Haziran 632 yılında vefatı sonucunda ashab Hazreti Ebu Bekir'e biat ettiler. Hazreti Ebu Bekir halife olduktan sonra Arabistan'da Mekke ve Medine dışındaki bölgelerde görülen dinden dönme hareketlerine, yalancı peygamberlere karşı savaş açtı. Esvedül Ansi, Müseylemetül Kezzab, Seca, Tüleyha gibi yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarla bu zararlı unsurlar yok edilmiş, isyan bastırılmış, zekat yeniden toplanmaya ve Beytülmal'e konulup dağıtılmaya başlanmıştır. İçte isyancılarla mücadele edilirken, dışta da İki büyük imparatorluğun İran ve Bizans'ın ordularıyla karşılaşılmıştır. Gerçekten İslam ordusu fethettiği yerlerde kimseye zulmetmemiş, adaletiyle düşmanların takdirini kazanmış, Müslüman olmayıp da cizye vererek İslam'ın himayesine giren milletler huzur ve emniyet içinde yaşamışlardır. Hazreti Ebu Bekir, Ridde harplerinde vahiy katiplerinin ve Kur'an hafızlarının birçoğunun şehit olması üzerine Hazreti Ömer'in Kur'an'ın toplanması fikrine önce sıcak bakmamışsa da sonra ona hak vererek Kur'an ayetlerinin toplanmasını sağlamıştır. Efendimiz'e aleyhisselam peyderpey inen vahiy katiplerce ceylan derilerine, beyaz taşlara, enli hurma dallarına yazıldığı gibi ashabın çoğu da Kur'an hafızıydı. Hazreti Ebu Bekir, Zeyd bin Sabit'in başkanlığında bir heyet teşkil ederek herkesin elindeki ayetleri getirmesini emretti. Böylece bütün ayetler toplandı ve Mushaf meydana getirildi. Bu Mushaf, Hazreti Ebu Bekir'den Hazreti Ömer'e, ondan da kızı Hafsa'ya geçti ve Hazreti Osman zamanında çoğaltılarak Darül İslam'ın bütün vilayetlerine dağıtıldı. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh, hilafeti 2 sene 3 ay gibi çok kısa bir müddet sürmesine rağmen, zamanında İslam devleti büyük bir gelişme göstermiştir. Hazreti Ebu Bekir Hicri 13. yılda Cemaziyelahir ayının başında hicretten sonra Medine'de yakalandığı hastalığının ortaya çıkması üzerine yatağa düşünce yerine Hazreti Ömer'in namaz kıldırmasını istedi. Ashabla istişare ederek Hazreti Ömer'i halifeliğe uygun gördüğünü söyledi. Hazreti Ömer'in sert ve kaba oluşu gibi bazı itirazlara cevap verdi ve hilafet ahitnamesini Hazreti Osman'a yazdırdı. Hazreti Ebu Bekir 634 yılında 63 yaşında vefat etti. Vasiyeti gereği Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına defnedildi. Böylece bu iki büyük insanın, iki büyük dostun kabirlerinde de birliktelikleri devam etti. Çocuklardan Hazreti Ali radıyallahu anh. Ebu Talib'in en küçük oğludur. Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine Hazreti Peygamber, amcası Ebu Talib'in yükünü hafifletmek için onu himayesine almış. Hazreti Ali radıyallahu anh. 5 yaşından itibaren hicrete kadar onun yanında büyümüştür. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Hazreti Ali radıyallahu anh peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma ile evlenmiştir. Hasan, Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında 5 çocuğu oldu. Mekke müşriklerinin eza ve cefalarını gittikçe artırmaları ve hatta kendisini öldürme hazırlıklarına girişmeleri üzerine Medine'ye hicret etmeye karar veren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Hazreti Ali radıyallahu anh kendisini öldürmeye gelecek müşrikleri oyalamak ve yokluğunu gözlemek maksadıyla Mekke'de bırakmıştır. O da geceyi Peygamberimizin yatağında geçirerek onun sallallahu aleyhi ve sellem evde olduğu kanaatini uyandırmıştır. Daha sonra da Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine iade edip yine onun emri uyarınca Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma kendi annesi Hazreti Fatıma ve yanındakilerle Mekke'den ayrılarak Kuba'da Peygamberimize yetişmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve seriyelere katılmış, bu savaşlarda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sancaktarlığını yapmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamberimize katiplik ve vahiy katipliği yapmış, Hudeybiye anlaşmasını da o yazmıştır. Evs, Hazreç ve Tay kabilelerinin yaptıkları putlarla Mekke'nin fethinden sonra Kabe'deki putları imha etme görevi ona verilmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh ilk 3 halife döneminde ne bir idari görevde bulunmuş ne de yapılan savaşlara katılmıştır. Sadece halife Hazreti Ömer'in Filistin ve Suriye seyahati sırasında Medine'de askeri vali olarak kalmış, Medine'de ikamet edip dini ilimlerle uğraşmayı diğer görevlere tercih etmiştir. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hayatında önemli bir nokta ise Peygamberimizin vefatıdır. Peygamberimizin vefatında Hazreti Ali radıyallahu anh 33 yaşındaydı. Peygamberimizin vefatı sırasında yanında bulunanların başında geliyordu. Hazreti Ebu Bekir halife seçildiği sırada Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın hücresinde tekfin ile meşgul idi. Resulullah döneminde gerçekleşen savaşların çoğunda Müslümanların zaferi Hazreti Ali'nin radıyallahu anh kılıcıyla gerçekleşmiş. Bu savaşlardaki fetihleri sebebiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç yoktur diyerek Hazreti Ali'yi övmüştür. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Osman'dan radıyallahu anhum sonra 4. halife olmuştur. Hazreti Ali İslam devletini 656-661 yıllar arasında yönetmiştir. Hazreti Osman şehit edilince ashabın önde gelenleri mescitte toplanarak yeni halife seçimine gitti. Hazreti Ali kendisine yapılan hilafet teklifini orada bulunan Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir'e yöneltti fakat ısrar üzerine kabul etti. Hilafeti döneminde Müslümanlar arasında ayrışmalara yol açan Cemel vakası ve Sıffin savaşı gibi önemli olaylar yaşandı. Hazreti Muaviye'yi kendisine biate davet eden Hazreti Ali 657 yılı Haziran ayında Sıffin savaşında Muaviye ve ordusunu mağlup etti. Hazreti Muaviye'nin yanında duran Mısır Fatihi Hazreti Amr bin As'ın ortaya attığı hakem olayı hilafet meselesini bir çıkmaza götürdü. Hazreti Muaviye'yi halife olarak tanıması sebebiyle de ikili bir iktidar ortaya çıktı. Hazreti Ali Küfe'de harici Abdurrahman bin Mülcem tarafından zehirli bir hançerle sabah namazında yaralandı. Aldığı yaranın tesiriyle 26 Ocak, bazı kaynaklara göre 28 Ocak 661'de vefat etti ve Küfe'ye, bugünkü Necef'e defnedildi. Vefatında hicretin 40. yılı 63 yaşındaydı. Hazreti Ali'nin ilmi ve şahsiyeti. Hazreti Ali ortaya yakın, kısa boylu, koyu esmer tenliydi. İri, siyah gözlü olup sakalı sık ve geniş, yüzü güzeldi. Kendisine Peygamberimiz tarafından verilen Ebu Turab lakabından başka El Murtaza, Allah'ın aslanı ile zulüm ve haksızlıklar karşısında geri durmaması sebebiyle Haydar-ı Kerrar gibi lakapları vardı. Hazreti Ali'nin Müslümanlar arasındaki ilim, takva ve ihlas, samimiyet, kahramanlık gibi yüksek ahlaki ve insani vasıflar bakımından müstesna bir mevkiye sahip bulunduğunu, Kur'an ve sünneti en iyi bilenlerden biri olduğunu ittifakla belirtir. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı hem Hazreti Ebu Bekir'in hem de Hazreti Ömer'in özellikle fıkhi meselelerde fikrine müracaat ettikleri bir insan olmuştur. Hazreti Ali aynı zamanda tasavvuf dünyası için de vazgeçilmez bir isim olması sebebiyle İslam tasavvuf edebiyatında özellikle Türk kültüründe ayrı bir anlam ve önemle ele alınır. Hazreti Ali sahabe arasında Kur'an, hadis ve özellikle fıkıh alanlarındaki bilgileriyle kendini kabul ettirmiş bir otoritedir. Rivayet ettiği hadislerin çoğu fıkıh konulara dair olup bunları Peygamberimiz ile Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Miktat bin Esved ve hanımı Hazreti Fatıma'dan duydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazdığı ve devamlı olarak kılıcının kınında taşıdığı bir hadis sayfası vardı. Bizzat kendisinin belirttiğine göre bu sayfada diyete dair hükümlerle düşman elindeki bir esiri kurtarmanın yolları, bir kafir için Müslümanın öldürülemeyeceği
Medine'nin harem bölgesi sınırları gibi konulardaki hadisler bulunuyordu. Hazreti Ali, Kur'an-ı Kerim konusundaki derin bilgisinden faydalanmak isteyenleri kendisine soru sormaya teşvik eder, ayetlerin nerede ve ne zaman nazil olduğunu çok iyi bilirdi. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha hayattayken Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen ve onun meselelerine vakıf olan sayılı ashabtan birisiydi. Yemen'de kadılık yapan Hazreti Ali'nin hukuk bilgisi ve hüküm vermedeki başarısıyla ilgili Hazreti Ömer, en isabetli hüküm verenimiz Ali idi demişti. Bu sebeple ilk üç halife de önemli meselelerde Hazreti Ali'nin fikrini almayı ihmal etmedi. Diğer sahabeler de görüşlerinin doğruluğuna inandıkları için hakkında fikir beyan ettiği dini bir meseleyi başkalarına sorma ihtiyacı duymazdı. Hazreti Ali'nin hikmetli sözlerinden bazıları. İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanacaklardır. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Her şey azaldıkça, ilim ise arttıkça kıymetlenir. Size en büyük alimin kim olduğunu haber vereyim mi? Allah'ın kullarına onun yasaklarını cazip göstermeyen, Allah'ın verdiği mühlete aldanıp da onlara ilahi azaptan kurtulduklarını telkin etmeyen ve Allah'ın rahmetinden ümit kesilmesine sebep olmayan kimsedir. Azatlı kölelerden Zeyd bin Harise. Aslen Yemen kökenli Kelp kabilesindendi. Onun sallallahu aleyhi ve sellem evlatlığı olmasından dolayı önceleri Zeyd bin Muhammed diye anılırdı. Ancak evlatlıkların öz babalarının adıyla çağrılmasını emreden ayet, Ahzab suresinin 5. ayeti indikten sonra babası Harise'nin adıyla anılmaya başlandı. Cahiliye döneminde henüz çocukken annesi Suda ile birlikte akrabalarını ziyarete giderken kaçırıldı. Ukaz panayırında köle olarak Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam'a satıldı. Hakim onu Mekke'ye götürür ve halası Hazreti Hatice'ye radıyallahu anh'a o da Resulullah'a hediye etti. Hazreti Zeyd, peygamberimizden hiç ayrılmayan, onun peygamberliğini ilk tasdik edenlerdendir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Taif yolculuğunda beraberdi. Taifliler onu sallallahu aleyhi ve sellem dinlemeyip şehirden çıkardıklarında üzerlerine atılan taşların peygamberimize isabet etmemesi için kendini ona sallallahu aleyhi ve sellem siper etti ve yaralandı. Zeyd bin Harise, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katıldı. Ayrıca Hudeybiye seferine ve Hayber'in fethine katıldı. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 37. ayetinde adı geçen tek sahabe olan Hazreti Zeyd radıyallahu anh, Resulullah'ın dadısı Ümmü Eymen ile evlendi. Hazreti Üsame bu evliliği meyvesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mute savaşı için orduyu yola çıkarırken sancağı Hazreti Zeyd'e vererek eğer Zeyd şehit düşerse sancağı Cafer bin Ebu Talib alsın. O da şehit düşerse Abdullah bin Revaha alsın dedi. Üç sahabe de bu sıraya göre şehit oldu. Resulullah aleyhisselam şehadet haberini Medine'de ashabına gözyaşları içinde bildirdi ve şöyle dua etti. Allah'ım Zeyd'e mağfiret et. Allah'ım Zeyd'e mağfiret et. Allah'ım Zeyd'e mağfiret et. Allah'ım Cafer'e mağfiret et. Allah'ım Abdullah'a mağfiret et. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh ölülerin arkasından ağlamayı yasaklayan Peygamberimizin Hazreti Zeyd için gözyaşı dökmesini garipseyince Peygamberimiz şunları söyledi. Bu sevgilinin sevgilisine olan özlemidir dedi. Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh Mute'de şehit düştü. Rabbim cennette sevenleriyle beraber olmayı nasip etsin. Kölelerden Bilal Habeşi radıyallahu anh aslen Habeşistanlı köle bir ailenin çocuğudur. Miladi 581 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Annesinin adı Hamame, babasının adı Rebah'tır. İslamiyet'i ilk kabul eden ve kahramanlık gösterip imanını açıktan ilan edenlerdendir. Mekke müşriklerinin elebaşlarından Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. O dönemde güçlüler zayıfları köle olarak kullanıyorlardı. Bilal Habeşi'nin diğerlerinden farklı bir yanı vardı. Son derece mert ve dürüsttü. Bunun için Ümeyye onu kervanının başına koyar, mallarını satmak için Şam ve Yemen'e gönderirdi. Hazreti Bilal Habeşi'nin radıyallahu anh diğer bir özelliği de sesi çok güzeldi. Bundan dolayı düğün ve şenliklerin aranan kişisiydi. Yanık sesiyle şarkılar söyler, ağıtlar yakardı. Hazreti Bilal radıyallahu anh yine bir kervanla Şam'a gitmişti. Bu kervanda Hazreti Ebu Bekir de vardı. Bu uzun yolculukta ikisi arasında yakın bir dostluk oluştu. İslam güneşi henüz doğmamıştı ama doğması yakındı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ise bu yolculukta gördüğü bir rüya üzerine sefer dönüşü iman nuruyla şereflenecekti. Hazreti Bilal radıyallahu anh İslamiyet'i Hazreti Ebu Bekir aracılığıyla kabul etti. Mekke'de Müslüman olduğunu açıkça söyleyen ilk 7 kişiden birisiydi. Bundan dolayı Efendisi Ümeyye bin Halef, öğle vakitlerinde onu kızgın güneş altında sırt üstü yatırır, büyük bir kaya parçasını göğsü üzerine koydururdu. Bu eziyet ve işkenceyle onu İslamiyet'ten vazgeçirmeye
Lad ve Uzza'ya tapmaya zorlardı. O bu işkencelere Allah için sabreder ve her defasında Rabbim Allah'tır, O birdir diyerek bu dayanılmaz işkenceye imanıyla göğüs gerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu şekilde işkence görmesine son derece üzülürdü. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Müslüman olmayan güçlü siyahi bir köleyi vererek Hazreti Bilal'i radıyallahu anh Ümeyye bin Halef'in elinden kurtardı ve hürriyetine kavuşturdu. Hazreti Bilal radıyallahu anh hicretin birinci yılında Peygamberimizin öğrettiği ezanı onun emriyle ilk defa okumakla meşhur oldu. Bundan sonraki hayatında Peygamberimizin müezzinliğini yaptı. Sabah ezanını çok erken okuyan Hazreti Bilal radıyallahu anh bu ezana Es-salatu hayrun minen nevm, namaz uykudan hayırlıdır ibaresini eklemesi Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem çok memnun etti. Bundan sonra bu cümleyi her sabah ezanında tekrarlamasına izin verdi. Hazreti Bilal radıyallahu anh Resulullah'ın bütün gazalarına katıldı. Her hayırlı işte Peygamberimize yardımcı oldu. Peygamberimizin vefatı üzerine ona karşı büyük bir sevgi duyan Hazreti Bilal radıyallahu anh Medine'de kalmaya dayanamayıp bu mübarek şehirden ayrılmak zorunda kaldı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Bilal'e yanında kalması için ısrar ettiği halde Hazreti Bilal radıyallahu anh ona şöyle dedi. Eğer sen beni Allah için azat ettinse bırak istediğim yere gideyim. Yok kendi nefsin için azat ettiysen beni yanında alıkoy. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. İstediğin yere gidebilirsin. Resulullah'ın vefatından sonra cihadı ezana tercih eden Hazreti Bilal radıyallahu anh Şam'a gitti ve Hazreti Ebu Bekir devrinde Suriye'de meydana gelen gazalara katıldı. Hazreti Ömer'in halifeliğinde cihat devam etti. Hazreti Bilal radıyallahu anh bu cihatlara da katıldı. Hazreti Ömer hicretin 16. yılında Suriye ve Filistin'e gittiği zaman Hazreti Bilal onu karşılamaya çıkarak Cabiye'ye gelmişti. Sonra halifenin maiyetinde Kudüs'e giderek bu kutsal şehrin teslimi sırasında bulunmuş ve Hazreti Ömer'le radıyallahu anh birlikte Kudüs'e girdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh burada Resulullah'ın vefatından sonra ezan okumayan, Hazreti Bilal'den ezan okumasını rica etmiş, Hazreti Bilal de halifenin ısrarına dayanamayarak ezan okumuştu. Hazreti Bilal İslam'ın en açık nişanı olan ezanı okumaya başlar başlamaz, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve diğer ashab Resulullah dönemini hatırlayarak hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Bilal'in ezanını dinleyenlerin hepsi kendilerinden geçmişti. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Suriye'ye giden Hazreti Bilal Havlan kasabasına yerleşti. O burada huzur içinde yaşıyordu. Bir gece rüyasında sevgili peygamberimizi gördü. O sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e şöyle demişti. Beni ziyaret etmeyecek misin? Hazreti Bilal radıyallahu anh uyanır uyanmaz hızlıca hazırlanıp Medine'nin yolunu tuttu. Günlerce yorucu yolculuktan sonra Medine'ye gece girdi. Bu mübarek şehre varınca hemen Ravza-i Mutahhara'ya gitti ve Allah Resulüne ve iki sadık dostuna selam verdi. Burada Resul-i Ekrem'le geçirdiği günleri düşünerek duygulandı ve ağladı. Hazreti Hasan radıyallahu anh ile Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Hazreti Bilal'i görmüşlerdi. Ondan sabah ezan okumasını istediler. Hazreti Bilal radıyallahu anh onları kıramadı ve ezan okudu. Hazreti Bilal'in sesini duyan Medineliler israfıl suruyla uyandırılmış gibi yerlerinden fırlamış ve ezanı dinlemeye başlamışlardı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden kalktığını tasavvur ederek evlerinden dışarı fırlamışlardı. Bu sabah bütün Medine'ye Risalet devrini bütün canlılığı ile yaşatan, herkesin hislerini coşturan Hazreti Bilal'in sesiydi. Bundan sonra ne kadar ısrar edildiyse de bir daha ezan okumadı. Hazreti Bilal'in doğruluk ve ahlakı İslam'a bağlılığı ashab arasında takdir edilmekteydi. Artık o siyahi bir köle değil, ashabın ileri gelenlerindendi. Hazreti Bilal radıyallahu anh artık yaşlanmış ve her faninin başına gelen hadise onun başına da gelmişti. 641 yılında çok sevdiği Allah Resulüne ve arkadaşlarına kavuştu. Her fani gibi vefat etti ve Şam'daki Ehl-i Beyt mezarı olarak bilinen Şam'ın Babus Sagir mezarlığına defnedildi. Rabbim cennette sevdikleriyle beraber eylesin. 4. bölümün sonu. Eser: Gaybın Son Elçisi. Yazar: Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.